Merhaba arkadaşlar, ben Tayfun Erbilen, prototurk.com adresine hazırlamış olduğum bu yeni paylaşım videomu hoş geldiniz. Bu videomda sizlere PHP'de switch kullanımından bahsedeceğim. Ee, switch bir if alternatifi olabilir, fakat bir if, if ifadesinin yaptığı işi tam olarak yapamaz. Bir ifadesinin koşulunda true veya false değerleri olabilir, fakat switch ifadesinde değişik veri tipleri, örneğin string Flaat gibi veri tipleri olabilir koşul olarak. Ancak hani bir if ifadesi ile switch ifadesini bir tutamayız hiçbir zaman. Ancak bazı durumlarda if'in görevini switch ifadeleri de daha kolay bir şekilde yapabilir düşüncesindeyim. Genelde ben admin paneli yaparken bu sayfalama için arkadaşlar switch case mantığını kullanıyorum. Bana daha kısa yoluymuş gibi geliyor bilmiyorum. Bakın şimdi zaten örneği yapacağız. Buna kendiniz siz karar vereceksiniz zaten. Ee, bir önceki dersimde işte bunu yapmıştık. Bunu artık siliyorum arkadaşlar. Şimdi bir switch ifadesi e, ifadesine benzer şekilde çalışır. Tepki vermek istediğimiz her değeri kullanabilmek, kullanabilmek için case ifadesi kullanmamız gerekir. Ve her case ifadesinin sonunda break ifadesini yazmamız gerekir. Şöyle ee, misal, ne yapalım? Bunu silelim. Bir tablo oluşturalım arkadaşlar. Cell Paying, Cell Spacing. Bunu hızlıca oluşturalım. Ad soyad diyeyim yine. Text Name Ad Soyad. Ve arkadaşlar bir de ee, tuttuğun takım diye bir isim yaz e, ifade yazalım tuttuğun takım bunda bir select menü açılır şekilde select name e, takım olsun select td option value işte a a değerini verelim bunu örneğin ee, ne olsun mesela Galata Saray option'u kapatıyorum şunları bir enterleyelim Bundan çoğaltalım. A, B, C ve D olsun. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor. Olsun. Ee, şimdi bunu çalıştıralım. Lokal host proto Türk olarak. Evet. Bir de arkadaşlar bir gönder butonu olsun ve form için alalım bunu. Input type tipi submit olacak. Vallisu da gönder olsun ve bunu bir form içine alacağız. Form action e, hangi sayfada kontrol edilsin arkadaşlar? nokta var bakın onda kontrol edilsin metotta post olarak göndersin. Bunu da tekrardan yazmış olduk. Ee, hani aşina almayanlar aşina olabilirler artık. Şimdi kontrol php dosyamızı açalım. İçindekilerin hepsini silelim. Ve arkadaşlar öncelikle ee, ad soyad değişkeni oluşturalım. Post edileni bir çekelim. Ad soyad ve takım değişkeni oluşturup yine post edileni hemen çekelim. Şimdi bir if ifadesi ile şöyle yapardık ama ondan önce şöyle bir şey yazdıralım ekrana. Ad soyad e, hoş geldiniz. Tuttuğunuz takım dedim ve normalde şöyle şöyle diyebilirdim. Eğer takım a'ya eşitse eko e, en iyi takımı seçtin diyelim. Elif takım B'ye eşitse, Eko ne diyelim mesela ee, hatalı takım seçimi. Elif takım C'ye eşitse, Eko kardeş takım da her zaman iyidir diyelim. Ve Elif takım ee, D D'ye eşitse Eko Güzel takım diyelim Ve şuraya bir BR atalım tabii ki Şimdi bakalım arkadaşlar Tayfun Erbilen Galatasaray'ı seçtim Tayfun Erbilen hoş geldiniz tuttunuz takım en iyi takımı seçtin gibi bir ifade oldu. Fenerbahçe'yi seçtiğimde hatalı takım seçimi dedi. Beşiktaş'ı seçtiğimde kardeş takımda her zaman iyidir dedi. Trabzonspor seçtiğimi güzel takım dedi. Peki bunu ifadesiyle bu şekilde yapabiliyoruz. Bir ee, switch ifadesiyle bunu nasıl yaparız arkadaşlar? Switch dedikten sonra burada ee, parantezimizin içine takım değişkenimizi yazıyoruz. Çünkü bunu kontrol edeceğiz arkadaşlar. Dedi ki case mantığı. Case yazdıktan sonra a diyorum. Şurada takım eşittir A dememle case A demem arkadaşlar aynı şeydir. Burada takımı koşulun içinde seçerken burada switch'in başlangıcında takım değişkenimi seçiyorum ve case A diyorum. Eğer takım A'ya eşitse eko bunun aynısını ekrana yazdıralım arkadaşlar. Ve her zaman break ifadesiyle sonlandırmamız gerekir ki eğer koşul burada A'ya eşit olduğunda eğer koşulum yerine gelirse bu case içinde diğer case'leri hiçe sayacak. Yani e, ...brick ile sonlandıracağız arkadaşlar. Diğerlerini aldırış etmeyecek anlayacağınız. Case B dedim. Yani burada da takım eşittir B anlamına geliyor. Yine bunu aynısını yazdıracağım ve brick ifadesiyle sonlandırıyorum. Noktalı de unutmuyorum bricklerde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Case C diyorum. Aynı şekilde bunu da yazdırıyorum. Break ifadesiyle yine sonlandırdım. Ve case D son olarak... ...bunu da yazıyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım... Tayfun gönder. En iyi takımı seçtin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar switch ifadesiyle de aynı işlemi yaptık. Ama e, misal nasıl bir şey yapabiliriz? E, bunların dışında örneğin e, bir tane daha oluşturalım. Eskişehir Spor. Bu da E olsun. Bakın burada koşullarımda eğer de hani takım E'ye eşitse diye bir şey yok. Eğer bunların dışında, bu koşulların dışında bir şey yazacaksam normalde if ifademde else ifadesini kullanıyorum sadece değil mi? Bunda da default yazıyorum arkadaşlar. Break ile yine sonlandırıyorum. Eko yazacağım. Ne diyeceğim bunda? Farklı bir takım diyeyim. Yeniledim. Eskişehir Spor'u seçtim gönder dedim Farklı bir takım seçtim dedi Yani bu ifadelerin dışında Eğer bu ifadelerim yani bu koşullarım yerine gelmezse Default içindeki değer yorumlanacaktır Arkadaşlar ama e, O olmazsa da Herhangi bir e, ifade Ekrana yazdırılmayacaktır Aynı else mantığı ile çalışır bu da arkadaşlar Misal Bu örneği de geçelim Şurada php taglarımızı açalım e, Sayfa eşittir Get sayfa ile hani if ifadesini almıştık. Nasıl almıştık? Index .php. sayfa demiştim ki sayfa örneğin hakkında eşitse. Şuraya bir hata bastırma operatörü koyalım. Ve diyorum ki switch sayfa. Kontrol edeceğim değişken ne? Sayfa. Ne diyeceğim mesela burada? Case hakkımda. Eğer hakkımda eşitse buraya gösterecek. Case iletişim. Eğer iletişime eşitse buraya gösterecek. Case ee, referanslar. Eğer referansları eşitse buraya gösterecek ve default olarak da hiçbirine eşit değilse yani koşullarım yerine gelmiyorsa da buraya gösterecek. Hemen şöyle birkaç ifade yazalım. Çok yakında inşallah diyelim. Bunu alalım buraya ve buraya ve buraya yazdıralım. İletişim diyorum. Çok yakında inşallah diyelim ona da. Referanslar diyorum. Sadece başlıklarını değiştireyim görmek açısından. Ve hata. Böyle bir sayfa mevcut değil diyeyim. Eğer başka şeylere girerlerse. sayfa diyorum hakkımda hakkımda çok yakında inşallah demiş gördüğünüz gibi e, referanslar gördüğünüz gibi iletişim dediğinde gördüğünüz gibi ve herhangi bir saçmaladığımda da hata böyle bir sayfa mevcut değil dedi arkadaşlar aynı ifadesini yaptığını switch case ile de yapabildiğimizin bir kanıtı da budur arkadaşlar ama dediğim gibi ifadeleri her zaman daha çok kullanacağız bazen case ifadesi yani switch case ifadeleri e, yeterli değil bu konuda. Ama bunu da bilmekte kesinlikle fayda var. E, bu videomun sonuna geldim arkadaşlar. Bu videom size switch case anlatmaktı ve sanıyorum anlattım. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.